Berkay ile ilgili bunları biliyor musunuz? Ağlamayı hiç sevmediğini, ağlayan kişiyi de sevmediğini. Doğru mu? Yani ben ağlayan kişiye bir çare bulamadığımda kendimle böyle çok durmak küsüyorum. İstiyorsun. Evet yani küsüyorum. Yani onun için ağlayan kişiye çare olamadığım için olamaz. Sen de mi ağlamayı sevmezsin? Ben sevmem pek. Hiç. Yani evde belki yalnızken. Evde belki yalnızken. Bir de evet. Kim sever ki ağlamayı? Sever. Ya olur canım, ara sıra öyle bir gelir ki böyle. Ha? Ağlamak güzeldir. Ağlamasını bilmeyenin kahkahasından da bir bok olmaz. Biz bugün o kadar çok şey yoktu herhalde. Ben cümle güzel de bu ne rahatlık. Ya ben rahatlığa biraz şaşırdım yani. Sen bir anda böyle evdeyiz mi? Ben öyle. Ha, öyle bir reklam arasında ne oldu? Bir şey mi oldu sana? Yok ben. Evet, güzel cümleymiş ama ya. Valla. Yani aradaki şeyi bir ince cımbızlarsak daha da böyle bir yemin oturacak cümle. Kaka deriz ona falan. Ağlamasını bilmeyenin kahkahasından da. Olmaz yani. Evet. Sen ağlar mısın hocam? Ben çok. Ha? Ersin sen değil abi. Sen ağlamıyorsun. Senin hayatın güzel, keyfin yerinde, gömleklerde, yakalarda. Eke. Ha? Yekeke'yi mi o yekeke? Hocam istiyorlar mı dışarıda hala ıslık çal tabanca? İstiyorlar. Vallahi de. Vallahi istiyorlar. Ha? Bak arkada yapanlar. Evet. Yap arkadaşlara bir şöyle bir doyuralım bugün herkese. O öyle bir ses ki buradan geliyormuş gibi değil. Eli böyle yapınca çıkıyormuş gibi. Yani elden geliyormuş gibi de çıkan bir ses. Başka ne vardı hocam? Başka? Kapı zili. O nasıl? Sizin kapı zili böyle miydi? Biz böyleydi. Anneler pek severler. Babalar takılmaz o konuya da. Anneler nedense baba işteyken falan gizlice taktırırlar onu yani. Baba işten gelir bir basar çık 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 falan bir şey. Bir tane daha vardı. Annem yapmıştı. Daha da o daha garip bir şeydi. Misafiriniz var. Kapıda evet. Allah'ım ya. Evet. Gelenler geldi. Başka Ersin? Başka. Araba. Araba mı? Araba, evet. Araba vardı evet. Vitesli. Onu da yapayım. Yap abi. Şimdi bu böyle eğlenceli bir şey ya. Bunun altını biraz deşsen altından kim bile ne çıkar. Arabaya özendiğimiz dönemler hepimizin. Değil mi? Yanımızdan babalar 1 2 3 yapıp gidiyorlar. Biz de arkasından oturduğumuz yerde. Habire vites değiştirmeyi öğrendik yani. Evet, peki. Devam ediyorum Berkay ile ilgili. Sevgisini görsel olarak göstermeyi sevdiğini, dövme yaptırdığını, duygularını çok yansıtmadığını. O enteresan bir cümle olmuş ama. Dövme mi var? Dövme var mı Berkay? Var dövme. Ne var hocam? Nerede ne var? Artık her konumuza sormak adet oldu. Herkeste var yani de. Var. Benim iki kolumda da var. Birinde ailemin baş harfleri var. Annemin, babamın, kardeşimin evet. Baş harfleri var. Tanrı onları işte korusun yazıyor altında da. Yani, İnşallah. Ötekinde? Ötekinde kendi isim soyadım. Orada kendi ismi soyadı. Yani başardı orada. Evet. Sizde var mı hocam? Sende var mı? Yok. Sizde dövme yok. Yok. Bir tek bende vardı. Kıyameti kopardı. Gömleğe dövdürmüş. Gömleğe dövme işte. Sahinde var herhalde. Bende var, iki tane var. Sende ne var şu an? Ne yazıyor? Bir kolumda var. God is watching us. Tanrı bizi izliyor. Bir de burada bir resim var. Orada bir resim var. Peki abi, yani tamam çok duygusal, çok keyifli şeyler eyvallah da ben bu dövme işini anlamıyorum mesela yani. Hayat hep aynı gitmiyor ki. Hayatın bir döneminde bambaşka bir durum olduğu zaman yani hiç bütün abi. Sistemin değiştiği zaman hayır. O vücudunda kalıyor yani. Ya ben şöyle düşündüm. Ben de aynı şeyi düşündüm ama ben askerdeydim o dönem ve gerçekten pişman olmayacağım bir şeydi benim ailemin baş harfleri. O zaten pişman olacak bir şey değil. Yani ben genelde... Ama tabii dediğin gibi resim veya da herhangi başka bir şey olduğunda sıkılgan da bir kişiyim zaten. Çabuk sıkılan da biriyim. Bir de abi dövme yani. Dediğin şey gençken yaptırılıyor daha çok. Evet, daha yaş ilerledikçe. Bence bir 10 yıl sonra belki pişman olunabilir. Ama ben bu yazıdan pişman olacağımı düşünmüyorum. Sadece ondan demiyorum. Yaptıracağın dövmenin cinsi de yani şekli de önemli. Gençken önemli. Çünkü insanın vücudu gergin. Yaşlandıkça evet belki. Yani yaptığın şey buluşunca bambaşka bir şey çıkabilir ortaya yani. Onu, evet, ileride onu böyle olabilir. Buluşturup yaptıracaksın gerilince güzel görünce bu esas. Öyle. Banyoda şarkı söyleyip beste yaptığın.
Genelde şey, banyomuz genişti biraz. Ben gitarla falan girerdim. 1,5 saat falan orada takılıyordum. Banyonuz genişti. Orkestra var banyoda. Hayır, ben öyle gitarı falan alıyordum. Kayıt cihazımı öyle takılıyordum. Peki. Yani. Küçükken ceza olsun diye kediyi kuma gömdüğünü. Ya onlar şey... Çocukluk şeyleri. Olmuş. Evet ama kedinin... Hayır, kediyi kuma görmedi. Öyle şey, bak yanlış anlamasın kimse. Yok yok. Şöyle, yanlış anlayacak bir şey yok. Kuma rahmetli herkes dedem, rahmetli dedem... biz bidonda yıkanıyorduk şimdi. Oyun oynuyorduk. Yazın olduğunda bidonun içine giriyorduk hani. Böyle oynardık bidonun içinde yani. Büyük bidonlar. Ufak çocukken. Evde de bir tane kedimiz vardı. Mistan diye. Biz Türk insanı güzel değil miyiz ya? Ama öyleydi. Şu güzelliğe bak. Biraz tarih deşiyor. Ne yapalım diye. Bidonda yıkanırdık diyor yani. Şimdi şöyle ne anlatayım. Ne güzel ya. Şimdi şöyle anlatayım. Biz büyük bir aile değiliz ama geniş bir çekirdek aileyiz. Evet. O dönemler bir evde yaşıyoruz. Benim annem, babam, babamın ailesi, amcalarım. Bayağı bir bidonlar evde büyük, yani. Evet. Yani çok büyük bir evimiz vardı. İşte onun önünde de çok büyük bir ne bileyim toprağımız var. Orada da dedem bir yer yaptırmış yüksekte bir yerde. Dedem oraya gittiği zaman evdeki koltuğu da taşınırdı oraya. Ona otururdu. Böyle tam bir... Dedenin keyfi oynuyor. Koltukla gidiyorsun. Bir de ben ilk erkek torunum sülalede. Biraz beni severlerdi. Ben de o bidonun içinde bir gün oynuyorum. Annem de beni orada bırakmış bir gün. Bidonda. Yani hayır, haberi yok. Niye çocuğa bakmıyorsunuz diye anneme, dedem köpürüyor zaten. Her şeyi kırıyor, döküyor. Çocuk suda boğulacak falan filan diye. Ben de... Sen de boy kaçtı ki bidonda boğuluyor yani. Bu nasıl bir şey? Küçüğüm daha. Ben daha de küçük. Kediyi seni de... sabah evden çıkıyorlar aile bidonda oradan bidonla çalkalıyorlar, devam ediyorsun yani. Kediyi de almışım şimdi kucağıma. Kedi de boğulacak. Ona da kızmış. Sonra dedem kızınca ben de kediyi almışım, kuma gömmüşüm. Küreyi de almışım, kafasına vuruyormuşum. Dedeyi kızdırdın, dedeyi kızdırdın diye. O hikaye bu yani. Yani ben bundan bir film çıkar yani. Ben o anı merak ettim gerçekten de Berkay. Ama bidonda kediyi yani. Kuma gömmüş, dedeyi kızdırdın diye. Kedi içinden diyor ki ne aileye denk geldik yani, binlerce aile var, buna denk geldik bizim kaderimiz. Peki.